Esas da şunu net bir biçimde söylemek lazım. Hakan Fidan'ın birinci önceliği zaten kendi basın açıklamalarında da bunu söyledi. İşte PKK'nın Irak tarafından terör örgütü listesine alınması talebi vardı. Irak'ın bu konuda herhangi bir resmi açıklaması olmadı. Daha sonra Hakan Fidan Güney Kürdistan'a geçti. Güney Kürdistan'da hem KDP yetkilileriyle hem YNK yetkilileriyle hem de siyasi İslami gruplarla buradaki görüşmeler yaptı. Biliyorsunuz Güney Kürdistan'da şu anda bir hükümet yok esasda. Yani mevcut hükümet süresini bir yıldan fazladır doldurmuş durumda. Geçen yıl seçimlerin olması gerekirken seçimler olmadı. Güney Kürdistan parlamentosu hükümetin süresini uzatma gibi bir karar aldı. Irak Federal Mahkemesi başvurular sonucunda bu kararı iptal etti. Bu çerçevede şu anda resmi olarak Güney Kürdistan'da ne bir bölge başkanı var, ne hükümet var, ne başbakan var. Ne de parlamento var. Esas da parlamento şu anda kapalı. Parlamento başkanı da bu durumu ilan etti. Yani hatır isteyerek süresinin dolduğunu, çalışmaları durdurduğunu söyledi. Yani Güney Kürdistan'da şu anda fiili olarak KDP ve YNK yetkililerinin hakimiyeti var. Başbakan sıfatıyla fiili olarak Mesrur Barzani çıkıp konuşuyor. İşte bölge başkanı olarak da Nihçirvan Barzani çıkıp konuşuyor. Başbakan yardımcısı olarak da Kubat Dalavani zaman zaman basının karşısına çıkıyor. Ama esas da bir sıfatları herhangi bir yani Irak resmiyeti ve federal sistem anlamında herhangi bir resmiyetleri yok. Hakan Fidan Kürtlerden ne istediği, Irak'tan ne istediğini biliyoruz. PKK'nın terör listesine girmesini, alınmasını istediği. Irak buna olumlu herhangi bir karşılık vermedi. Onu belirtmek lazım. Esas da Hakan Fidan Irak'ta biraz da eli boş döndü. Geldi Güney Kürdistan'da. Güney Kürdistan'da KDP'den destek aldı. Mesrur Barzani ile kameraların karşısına çıktılar. Orada Mesrur Barzani terörle mücadelede Türkiye'yi desteklediklerini, bundan sonra da destekleyeceklerini söyledi. Yani KDP başkan yardımcısı olarak esas da öyle bir açıklama yaptı. Onun dışında Hakan Fidan tabii Güney Kürdistan'da daha fazla alanda işgal saldırılarını genişletmek için görüşmeler yaptı. Bu konuda KDP'den destek aldığını biliyorum. YNK'den herhangi bir destek veya buna yönelik herhangi bir bilgi ve gündemi Kerkük'ün biliyorsunuz Türk Devleti Kerkük'ü bir Türkmen şehri olarak tanımlıyor. Hatta buradaki Türkmen cephesinin burayı Türkmen eli olarak tanımladığını biliyoruz. Türkmen eli dedikleri şey işte Halep'in kuzeyinden, Halep'i de içine alacak şekilde yani Güney Kürdistan ve Rojava Kürdistan'ı da içine alacak şekilde Kerkük ve Hanakin bölgelerini yine Musul'un bir bölümünü de içine alacak şekilde bir coğrafya, bir haritaları var. Burayı Türkmenleri olarak tanımlıyorlar. Türkiye'de bu tabii bu politikaya destek veriyor. Tabii bunlar geniş konular. Şu an itibariyle KDP Türk Devleti ile ortak hareket ediyor bölgede. Türkmenlerle aynı zamanda ortak bir hareketi var. Yakın zamanda yani 12. ayda yani yıl sonunda Irak'ta şehir meclisleri seçimleri var. Burada şehir meclisleri oluşturuluyor. Kerkük'te 16 meclis gelecek. Bu meclis üyesi içerisinde de bir tane vali seçilecek. Yani bu meclis üyeleri bir tane vali atayacaklar. Irak'ta ilginç bir yani seçim sistemi var. Yani Türkiye gibi değil tabii. Kendi seçim sistemleri var. Şehirlerde meclis seçimleri oluyor. Bu meclis seçimlerinde yani en fazla kürsü
kazanan parti mecliste bir vali yani seçebiliyor, vali önerebiliyor. Hükümet de bu vali kabul edebiliyor veya reddedebiliyor. Şimdi Kürtler Kerkük'te seçimlere hazırlanıyor esas da. Şu anda Kerkük'teki seçim tablosu önemli. Birkaç gündür süren olayların yani bir haftadan fazladır esas bir gelişme var Kerkük'te yaklaşık 10 gündür. Ama esas da bu olayların perde arkasında seçimler var. Şu anda seçimler farklı bloklaşmaları getirdi Kerkük'te. Kürtlerin bir kısmı bir grup oluşturdu. Şu anda Kerkük'te onlar birlikte seçimlere girecek. KDP, Kürdistan Demokrat Partisi Türkmenlerle, özellikle milliyetçi Türkmenlerle, yine milliyetçi Sünni Araplarla Kerkük'te seçime girecek. Ortak listede seçime girecek. Yani şimdiye kadar açığa çıkmış verilerle bunları söylüyorum. Yine Şia Arapları kendi listeleriyle seçime girecekler. Onlar ortak adaylar belirleyip öyle girecekler. Bir kısım Kürt partisi de mesela Goran Hareketi gibi işte Değişim Hareketi yani işte Zahmet Geçen Emekçi Hareketi gibi partisi gibi gruplar da seçimlere girmemi. Yani herhangi bir bloktan, herhangi bir gruptan seçimlere girmeme kararı almışlar. Tabii bu seçim gerginliği uzun süredir var. Bu seçim gerginliği içerisinde Irak Federal Hükümeti'nin başındaki Muhammed Sudani bir karar aldı başbakan olarak. Daha önce ortak operasyonlar merkezi olarak, karargahı olarak bilinen bir yer var. Kerkük Hevler yolu üzerinde. Hemen Kerkük'ün dışında olan bir yer burası. Bu bina daha önce özellikle 2014 yılından sonra KDP'nin merkezi haline gelmişti. KDP biliyorsunuz Kürtler, DAEŞ'in Kerkük'te özellikle bu bölgelere saldırmasıyla birlikte silahlı güçleriyle, peşmerge güçleriyle yine KDP'nin silahlı güçleri yine birçok Kürt örgüt silahlı güçleri, özellikle PKK de dahil Kerkük'e girmişlerdi. Tabii bu Sudani'nin bu kararı işte merkezin KDP'ye verilmesini Kerkük'lü bir kısım Şia grup başta işte Heşt-i Şabi'ye yakın bir grup başta bir yani buna karşı tepki gösterdi ve eylem yaptılar. Bir gün sürdü Heşt-i Şabi'nin eylemi ve daha sonra eylemlerine son verdiler. Yani o grup eylemlerine son verdi. Daha sonra yine Türkmenlerden oluşan bir grup, yine Sünni Araplardan oluşan bir grup o bölgede çadır açtılar. Yani hemen o binanın önünde KDP'nin gelmesini istemiyoruz şeklinde, KDP'nin Kerkük'e gelmesini istemiyoruz şeklinde sloganlarla orada çadır açtılar, eylemlere başladılar. Şimdi ilginçtir bu eylemler, eylemleri gerçekleştirenler seçimlerde KDP ile ortak listede olan gruplar. Yani Türkmen cephesi grupları, yine Bas'ın eski Basçılar ve biraz da milliyetçi Sünni Araplar. Bunlar şu anda seçimlerde, Kerkük'te seçimlerde KDP ile ortak listede girecek gruplar. Şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıktı. Neden hem KDP ile ortak listede seçimlere girecek gruplar neden KDP'ye karşı, KDP'nin Kerkük'e gelmesine karşı eylem yapıyorlar? Bu soru ortaya çıktı. Şimdi bu soruya bir cevap ne KDP'den ne de herhangi bir yerden gelmedi. Hatta ortak listede girecek gruplar KDP karşıtı açıklamalarda da bulundular.
Şimdi burada şunu net bir biçimde söylemek lazım. KDP'nin hem Türkiye ile iyi ilişkileri gözünde bulundurulduğunda Kerkük'te Türkmenlerin KDP'ye karşı herhangi bir şey içerisine girme, herhangi bir davranış içerisine girme ya da herhangi bir eylem içerisine girme gibi bir durum söz konusu olamaz. Şimdi burada temel sorun şu. KDP yanlıları geçen gün bir eylem yaptılar. Kendi ittifaklarına karşı gösteri yaptılar. Ve gösteride bildiğimiz kadarıyla birçok Kürt genci de ulusal duygularla bu gösterilere katıldı. Yani oradaki gösterilere katıldı. Orada birçok KDP'li elinde silahlarla, yani sivil gösteri içerisinde elinde silahlarla dolaştığını biliyoruz. Ve güvenlik güçleriyle bu şekilde karşı karşıya, hani halkı çok bilerek, provokasyon yaratarak güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirdi. Tabii burada güvenlik güçlerinin Kürt gençlerine saldırması sonucunda 4 Kürt genci burada yani Kerkük'te şehit oldu. Yaklaşık 21 kişi de yaralandı bu gösteri sonucunda. Tabii bu KDP'nin kendi provokasyonuydu. Yani KDP Kerkük'te büyük bir oyun oynadı. Kaos ortamı oluşturmak istedi. Ki bu durum halen sürüyor. Halen yatışmış değil. Dün gece de gösteriler oldu. Yaralananlar oldu dün gece de Kerkük'te. Şu anda bölge, yani Kerkük'te şöyle bir tablo var. KDP ve Sünni Araplar, Türkmenler ortak bir ittifakla Kürtlere karşı bir provokasyon içerisindeler. Bu provokasyonun bir ayağı da Kerkük'teki güvenlik güçleri. Bu provokasyon açığa çıktığı oranda da daha sert yönelimler olduğunu görüyoruz. Özellikle güvenlik güçlerinin Kürtlere daha fazla saldırdığını görüyoruz. Ve bu provokasyonla şöyle bir şey hedefleniyor anladığımız kadarıyla, en azından takip ettiğim kadarıyla. Birincisi, Kerkük'te sanki Kürtlere karşı bir şey varmış gibi, saldırı varmış gibi, askeri güçlerin Kerkük'e, yani orada bir çatışma durumu varmış gibi yansıtılmaya çalışılıyor. İkincisi, seçimlerin olmaması üzerinde bir politika var. Yani kaotik ortam, Kerkük'teki kaotik ortam sürerse, Kerkük'te yerel seçimler dediğimiz, işte şehir meclisi seçimleri olmayacak. Bu da KDP'nin çıkarına tabii. Şu anda KDP'nin Kerkük'te çok fazla bir oy oranı da yok. Türkmenlerle, Sünnilerle yaptığı ittifakta deşifre olduğu için Kürtlerden oy alma şansı da hemen hemen, yani kendi taraftarları bile KDP'ye oy vermeyebilir. O anlamda bir ortam var yani. Şimdi 140. maddenin bir altyapısı var, arka planı var yani. Irak Anayasası ortaya çıktığında, yani oluşturulduğunda Kürt bölgesi olup da Kürdistan federal bölgesine bağlı olmayan bölgelerin geleceği ile ilgili bir yol haritası çizilmişti. Irak Anayasası'nın 140. maddesi çerçevesinde 2005 yılında. Normalde bir yıl sonra orada bir nüfus sayımı olacaktı. Nüfus sayımından sonra, yani esasta daha önce zorla göç ettirilmişlerin, yani kim olursa olsun oraya geri dönülmesini sağlayacaklardı. Yani geri dönmeleri noktasında teşvik edileceklerdi. Halkın geri dönüşü sağlanacaktı. Sonradan nüfus sayımı yapılacaktı ve daha sonra da referandum yapılacaktı. Yani o bölgelerin geleceğiyle ilgili. Sadece Kerkük yok bu anlamda. Mahmur var, Şengal var, Hanekin var. O bölgelerin tümünü kapsayan bir yol haritasıydı.
Ama Irak merkezi hükümeti bu yol haritasını, yani bu 140. madde çerçevesinde belirlenen yol haritasını uygulamadı şimdiye.